Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Ducato 3, gördüğünüz gibi aracı söktük. Araç aslında bize el frenden şikayetinden dolayı geldi. Yaptığımız kontrollerde aracın yağ kaçırdığını, ufaktan ufaktan yağ sızdırdığını gördük. Yağ fitesinin arasına, yani yağ fitesi şu kısma bağlanıyor. Yağ fitesinin arasından kaçırdığını gördük. Peki yeni yağ fitesini taksak düzelir mi? Düzelmez. Zaten gördüğünüz gibi yağ fitesi kutusu da orada. Düzelmedi. Peki neden yapıyorsun? Biz araç sahibine söyledik ama ustam sen tak dedi. Servisi var vesaire. Düzelmeyeceğini söyledik. Tabii ki taktık, gene düzelmedi. Neden düzelmedi onu da söyleyeyim size. Şu çukuru görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle daha net. Şurası çukur olduğu gibi. Bu yenisine bakın. Yenisini Pierrebook. Gördüğünüz gibi kendi orijinal OEM markası. Onu takacağız. Şu çukur, yani yağ fitesi buraya sıkıyor. Şimdi burası iyice çukurlaştığı için yağ fitesi sıkmıyor. Yani ne kadar sıkarsanız sıkın yağ fitesi sıkmıyor. Bu da onun yağ fitesinin takıldığı civata. Yağ fitesi buraya sıkılıyor. Yani şu yağ fitesi karşıya kadar sıkıyor ama burası çukur olduğu için bu aradan yağ kaçırıyor. Mesela bunu taktığımız zaman yağ fitesi contası buraya basacak. En ufak bir sıkıntı olmayacak. Peki ustacığım, bu neden kaynaklandı onu da söyleyebilirim hemen. Bu yağ fitesini çok aşırı sıkmaktan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü sonuçta burası alüminyum bir parça. Zamanla her sıkmada biraz daha içeri geçiyor. Her sıkmada biraz daha içeri geçiyor. Ve bu hale geliyor. Yazık, günah yani. Araç sahibi fark etmesek motoru da yiyecekti. Bir de söktük aslında. İyi ki de sökmüşüz. Burası su girişi gördüğünüz gibi. Bu arka tarafı resmen çürümüş. Zaten hani ondan dolayı olmasa araba 2 gün sonra susuz kalıp motor yiyecekmiş. Burası da çürümüş. Görün bu ne hale gelmiş. Şu küçük hortumu da değiştireceğiz. Şunu takacağız. Çünkü bu hortum da artık laçkalaşmaya başlamış. İyice genişlemeye başlamış. O yüzden hani ustanızı, dediğim gibi ustanızı iyi seçin. Yani bir arızaya gittiğiniz zaman aracınızı komple kontrol etsin. Sadece bir yeri yapıp parasını almayla bırakmasın. O yüzden tekrar söylüyorum, ustanızı iyi seçin. Aksi takdirde sorun yaşarsınız. Allah'a emanet olun.